Merhabalar, Hanife'nin El Emeği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Kabartmalı, çok güzel, çok hoş, yapılışı çok basit, gayet hoş görünümlü ve çabuk ilerleyen bir model. Bu örgümüz bebek örgülerine çok yakışacak olup, bebek hırka, yelek, bebek battaniyelerine de çok güzel olur. İsterseniz yetişkin örgülerinizde dahi kullanabilirsiniz bu modeli. Çok güzel bir görünümü var. Böyle kabartmalı. Evet, burası da ters yüzü. Evet. Örgü modelim böyle. Ben bunu BİM'den almış olduğum altın ilmek markası iple, biraz hafif yünlü, orta kalınlıkta bir iple 3,5 numara ile ördüm. Şimdi size yine burada bebe yünüyle kartopu baby one bebe yünüyle yine 3,5 numara ile anlatacağım. Evet, şimdi böyle modelimizi bırakalım, buraya başlayalım. Modelimizi anlatmaya başlamadan önce sizlerden bir ricada bulunayım. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Zil bildirimini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Ve bana destek olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz sevinirim. Evet, şimdi böyle başlayalım. Modelimiz böyle dursun. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ben şimdi burada kısa bir ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Şöyle ilmeğimi yine başlayayım. Üç, dört, beş, altı, yedi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek yeterli şu anda modelim için. 2 tane de kenar ilmek üzere kenar ilmek atayalım. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. 21 ilmeği modelim için, 2 ilmeğim de kenar ilmekleri için. Şimdi bu sıramı tamamen düz olarak öreyim. Burada haroşa yaptım ben altına 3 diş olarak. Yine burada bir 2 diş haroşa öreyim. Tamamen düz yani. Ters yüzde de düz yüzde de düz olarak öreyim. 2 diş bir haroşa yapıp geleyim. Evet. 2 diş olarak haroşamı ördüm. Örgümün düz yüzündeyim. Modelimi kuruyorum şimdi. Model genelde haroşa olarak örülüyor. Ama haroşayı ters olarak örüldüğünü gördüm burada modelde. Düz olarak ördüğümde modeli tam olarak denk getiremedim. Denedim. O yüzden ben de burada yoksa haroşalarımı ben düz olarak örüyorum. O yüzden modelimi burada yine de ters ilmek olarak öreceğim. O şekilde. Ama modelimden önce evet burada bir sıra düz örmem gerekiyor. Evet. Ön yüzde yine bir sıra düz olması gerekiyor. O yüzden burayı düz olarak örüyorum.
Arka yüze de ters olarak geçeceğim. Modelimin ön yüzüne düz düşmesi gerekiyor modelden önce. Burayı da tamamen ters olarak örüyorum. Evet. Bir sıra düz olarak ördüm. Geldim. Şimdi modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 2, 3. 3 tane ilmeğimi örmeden tamamen boşalıyorum. Boşalıyorum. Ve ipimi böyle biraz gerdirmeden serbest bırakıyorum. 3 tane yine ters örüyorum. 3 tersten sonra yine 3 tane boş aldım. Örmeden aldım. İpimi yine tamamen ön tarafta devam ediyorum şu anda. İpimi yine biraz gevşek olarak bırakıyorum. 3 tane ters örüyorum. 3 tane örmeden aldım. Yine ipimi gevşek bırakarak 3 tane tersimi ördüm. Evet. Modelimin arka yüzündeyim. Tamamen ters olarak örüyorum. Diğer sırada örmemiş boş aldığım ilmekleri de bu sırada tamamen ters olarak örüp başa kadar devam ediyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 3 tane ters örüyorum. Yine ipimi bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi boşaldım. İpimi böyle biraz tutuyorum elimde gerilmesin diye. 3 tane yine tersimi örüyorum. Bu işlemi burada 3 kere tekrar edeceğiz. 1, 2, 3. Örmeden aldım. 2, 3. Ters ördüm. 1, 2, 3. Örmeden aldım. 1, 2, 3. Ters ördüm yine. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin arka yüzündeyim yine. Arka yüzünde tamamen ters örüyorum. Burayı biraz hızlı olarak geçeyim. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Diğer iki sırada uygulamış olduğum işlemi yine aynı şekilde uyguluyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ipimi ön tarafa aldım. 1, 2, 3 tane ters ördüm. İpimi aynen ön tarafta devam ediyorum. 1, 2, 3 tane örmeden alıyorum. İpimi böyle biraz gerdirmemek için ipimi tutuyorum şöyle. Gerilmesin diye. 1, 2, 3. 3 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3. 3 tane in örmeden aldım. İpimi gerdirmiyorum. Gevşek bırakıyorum biraz. Tersimi ördüm yine 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2. Boşaldıktan sonra 3 tane tersimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Bunu bu şekilde 3 kere tekrar ettik. Burada 3 tane ipimiz oldu. Şimdi ters yüzdeyiz. Ters yüzümüzde yine tamamen ters örüyorum.
hepsini. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada modelimi düz olarak örüyorum. Örgümü düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım ve düz örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Burada 3 ilmekten ip atlattığımız 3 ilmeği, onun da birisini yine düz olarak örüyorum. Ortada olandan şu 3 tane ipin altından şişimi geçiriyorum. Biraz çektiriyorum bunu. Ortadaki ilmekle beraber bunu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada da düz ördüm. Yine geldik ortadaki ilmeğe. Ortadaki ilmekle beraber bu 3 tane ipin altından uzatmış olduğum 3 sırada uzatılmış olan 3 tane ipin altından şişimi geçirdim. Şişimi geçiriyorum. Buradaki orta ilmekle beraber iplerimi biraz gerdirdim, çektirdim. Onu beraber ördüm. Şimdi yine 5 tane düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar. Evet. Tekrar altından girip biraz iplerimi çektiriyorum. Ortadaki ilmeğimle beraber onu örüyorum ipleri. Şimdi başa kadar yine düz örüyorum ve kenar ilmeğim. Örgümün ters yüzünde yine tamamen ters olarak devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi örgümün ön yüzünde şimdi bunların yerlerini değiştiriyoruz. Burada ilmeği aldığım yerleri 3 tane ters öreceğim. Kenarda 3 tane örmeden alacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane örmeden alıyorum. Yine ipimi boş bırakıyorum. İpimi biraz tabi gevşek bırakıyorum. Şimdi burada 3 tane tersimi örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane örmeden alıyorum. 3 tane örüyorum. İpim bu sefer ortaya geldi. İki modelin ortasına geldi. Birbirlerine çapraz şekilde kaydırarak gidiyor model. 1, 2, 3. İki, üç. Bir, iki, üç örmeden aldık. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada tamamen yine ters örüyorum. Tekrar modelimin ön yüzündeyim.
Yine aynı işlemi uygulayacağım. Bu işlemi 3 kere uyguluyoruz. İki, üç. Üç tane örüyoruz. Üç tane boş bırakıyoruz. İpi atlatıyoruz. Atlattığımız ipi gerdirmiyoruz. Biraz gevşek bırakıyoruz ki modeli güzel göstersin. Hem örgümüz büzülmesin. Ve kenarını. Yine arka sırayı ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 3 3 tane örmeden aldım. Bu 3. sıramız. 3 tane örüyorum. 3 tane örmeden alıyorum. Modelimiz çok basit. Örgüye yeni başlayanlar bile yapabilir. Çok basit ve çabuk da ilerleyen bir model. Bebek örgülerinin neredeyse tamamını her ördüğünüz örgüye uyarlayabilirsiniz. Berelerinde dahi. Burayı yine tamamen ters örüyorum. Modelimi tekrar ön yüzündeyim. Ve yine bağlamayı yapacağım. Burada bir kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum. Bağlama sırasında örgümün ön yüzünde tamamen düz örüyoruz. Tekrar ortadaki ilmekle 3 ilmeğin arası altından giriyorum. Biraz çektiriyorum. Ortadaki ilmekle beraber 3 tane ip örüyoruz. Sonra 5 tane düz örüyoruz. 3, 4, 5. Çünkü ortadaki ilmek tek kalacağı için kenardaki ilmekleri alıyoruz. Ortaya eklendiği için 5 oluyor. Ortadaki ilmeği de bununla beraber ördüğümüz için 1, 2, 3, 4, 5. İki, üç, dört, beş. Modelimiz tamamlandı. Modelimiz bu kadar. Modelimiz tamamlandı. Böyle. Her renkte de güzel olur, yakışır. Çok güzel bir model. Altına isterseniz lastik de uygulayabilirsiniz. Tekrar diğer modelimizde yerleri böyle değiştirilerek buraya ip atlamaları yapacağız. Buraya, buraya yerleri değiştirilecek bunların. Evet, bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.